Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bu koronavirüs vasıtasıyla eve tıkıldığımız şu günlerde yapabilecek başka bir şey yok. Ben de sizlere elimden geldiği kadar video çekip bilgilerimi, tecrübelerimi, hatıralarımı, anılarımı sizlerle bu videolar vasıtasıyla paylaşacağım. Şimdi dünkü konuştuğumuz KUKA'dan devam edelim. KUKA'nın kaldığı yerden devam edelim. Sizleri sıkmamak için kısa tutmuştum videoyu. Bazı sorularınız var. Onları cevaplayayım. KUKA'da saray KUKA'sı tanımlamasını soruyorsunuz. Sayın arkadaşlarım, çok çarpıcı bir ifade beklemeyin benden. Ticari kaygılarla kullanılan isimleri ve tanımlamaları, tamlamaları siz kendi kendinize benden daha iyi değerlendirirsiniz. Dolayısıyla saray kukası ne anlama gelir, nasıl olur, böyle şeylere girmenin pek bir anlamı yok. Saray kukası var mıdır, yok mudur? Yani onunla ilgili size başka şeyler söyleyeceğim şimdi. KUKA'nın geçmişini merak edenlere söyleyeyim. 1616'da Sultanahmet Camisi Sedefkar Mehmet Efendi tarafından, Allah gani gani rahmet eylesin, yapıldığına göre ondan bir 50 yıl kadar önce Süleymaniye Camisi yapıldığına göre, demek ki bizim KUKA ile tanışmamız bu dönemden sonra olması gerekiyor. Çünkü Sultanahmet Camisi'nin açılışında hediye edilen tesbihlerin içerisinde kayıtlarda KUKA tesbih yok. Böyle olduğuna göre daha ileriki dönemlerde olması gerekir. Bize intikal eden bilgilerden 1923'lü yıllarda KUKA tesbihin ve sırçalı KUKA tesbihin İstanbul'da yapıldığı ve satıldığı bilgileri yazılı kaynaklarda var. Dolayısıyla 300 yıl civarında olduğunu tahmin ediyorum. Benim elimdeki Endonezya'ya yapılan yardım ve onlara destek babında değerlendirdiğimde 300 yıla aşağı yukarı tekabül eder KUKA ile tanışıklığımız. KUKA tabii ki saray çıkışlı bir malzeme değil. Bununla ilgili de benim bu mesleğe girdiğim dönemlerde çok bu tür laflar işitmişimdir. Topkapı Sarayı'ndan KUKA çıktı falan diye. Ben 1995 yılında Topkapı Sarayı'nın deposunda şöyle bir gezmek şansım oldu. Dolayısıyla ben orada ne KUKA gördüm, ne KUKA olduğunu söylediler, ne geçmişte orada KUKA gelip gittiğini söylediler ya da kendi envanterlerine yansımış bir KUKA bilançolarında, stoklarında öyle bir şeyin olduğunu söylediler. Benim aldığım bilgi, o tarihte orada böyle bir KUKA geçmişi yok. Sarayın envanterinde de KUKA tesbih ve sırçalı tesbih göremezsiniz. Onlar da yok. Aslında bütün bunlarla ilgili Necip Sarıcı abimiz çok güzel bir kitap yaptı. Ve o kitabında bunlara değindi. Çok geniş ayrıntılar verdi. Çok daha fazla onlardan yararlanabilirsiniz. Daha güzel bilgiler elde etmiş olursunuz benim kanaatimce. Ama halk arasında bu tesbihlerin olduğunu, bu tesbihlerin yapıldığını, satıldığını, gezdiğini, dolaştığını bize intikal eden bilgilerden duyuyoruz, rivayetlerden bunları öğreniyoruz. Sayın arkadaşlarım, bağ ile ilgili bir sorunuz var. Bağ pres ile ilgili takıntı oluşmuş. Pres bağ ile ilgili sakladığım herhangi bir
böyle püf noktası şeklinde bir şeyler var. Ama zaten hani bunları söylesem de yapamazsınız ki. Hem elinizde böyle bir malzemenin olması gerekir, hem öyle bir ortamınızın olması gerekir ve çok da zor. Çok da zor. İleri geri laf söyleyen arkadaşları da var. Onları da anlayışla karşılamak istiyorum. Yani adamın suyla malzemeyi temas ettirişini gördünüz ustanın. Ve ondan sonra iki tahta arasına aldı ve onu pres makinesine götürdü. Pres dedi. Oradaki süre yani çok olacağını falan zannetmeyin. Yani öyle bir saat falan tuttuğunuzda yapışacağını falan zannetmeyin. Oradaki süre yaklaşık 15-20 dakika civarında. Öğrenmek istediğiniz buysa bunu da size söylemiş olayım. Pres bağının nasıl yapıldığını da gösterdik. Bağının kendisi de budur. Böyle bir bağ pres bağı yapabilmek için çok uygundur. Bu bağlar aynı zamanda sedefkarların da kullanabileceği kalınlıktadır. Tesviye edilip güzel bir şekilde işlendikten sonra süper bir şekilde sedefkarların kullanacağı malzemeler haline gelir. Sedefkarların kullanacağı sedefler de işte bu boyutlardadır. 2 milim kalınlığında taş çatlasın. En uygun ölçüsü 5'e 5 olması gerekir. 5'e 4, 5'e 3. Çok zor bir malzemedir sedef. Öylesine zor bir malzemedir ki ve öylesine de tatlı, öylesine de letafetli bir malzemedir ki bunun da yerine bir başka malzeme ikame edilememiştir. Çünkü sedefteki janjan başka hiçbir şeyde yok. Bakın mesela bu da boncuk, sedef boncuklar bunlar, orijinal sedef boncuklar. Bu şekildeki bir görüntüyü asla başka bir malzemede yakalayamazsınız. Mermerde yakalayamazsınız, taşta yakalayamazsınız. Yok yani bu görüntünün bir benzerini hiçbir şeyde bulamazsınız. O nedenle bizim kültürümüzün temelinde sedef ve bağ vazgeçilmez iki unsurdur. Onlarla beraber kaynaşan, efendime söyleyeyim, kıymetli ağaçlar vardır, kıymetli kemikler vardır, fil dişi, abanoz şeklinde malzemeler olmadan bu işlemeler asla olmaz. Asla da güzel ve latif bir şekilde durmaz. Dolayısıyla bu malzemeler Türk ustalarının elinde harika diyebileceğimiz sanat eserlerine dönüşmüştür. Hala da yapılmaktadır. Çok daha güzelleri, çok daha alaları oluşmuştur. Sultanahmet Camisi'nin ünlü mimarı Allah rahmet eylesin Sedefkar Mehmet Efendi. En iyi sedefleri ve en iyi bağları Aceh'ten memleketimize getirmiştir. Ve onlarla Sultanahmet Camisi bezenmiştir. Bildiğiniz gibi Sultanahmet Camisi'nin içerisinde çok nadide İznik çinisi eserleri de mevcuttur. Gidip görmeyenlerin gidip görmesini tavsiye ederim. Büyük bir harika camidir. Dolayısıyla bir de size Narçılı göstereyim. Bu da Narçıl. Bunu size ayrı bir video olarak çekeceğim. Geçenlerde bu konuyla ilgili Facebook'ta yazdıklarımı toplayan, derleyen, tamamlayan bir belki birkaç video şeklinde sizlere bunları da iletmeye, ulaştırmaya, bilgilendirmeye çalışacağım. Kuka'ya dönersek, Kuka, evet dediğim gibi 1990-95 arasında rahmetli Yusuf abinin Türkiye'ye bir şekilde ulaştırdığı bir malzemedir. Bu malzemeden önce de Kuka maalesef Türkiye'ye geliyordu. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Kuka Türkiye'den zaman zaman silindi, yok oldu, gitti. Ama zaman zaman da tekrar buluştu sevenleriyle. Şöyle söyleyebilirim size.
kanıtlamaya çalışıyorum, belgelemeye çalışıyorum. Sizlere yanlış ve belgesiz kanıtlanmamış şeyleri söylemek istemiyorum. Ama bilginiz olsun babında aktarayım. Kanıtladığım zaman evet bunu kanıtladım diye size yeniden bir video çekerim. Osman Yüksek kardeşim bu konuyla ilgili araştırma yapıyor, çalışma yapıyor. İnşallah bulunur. 1951 yılında bir tasarruf tedbiri ya da tasarruf kanunu çıkmış ve bu kanunun muvacehesinde Türkiye'ye bazı malların ithalatına sınırlama, kısıtlama konmuş. Bunlardan birisi de tesbih malzemeleri, bakalit, sedef, bağ, kuka ve kıymetli ağaçlar cinsinden şeylerin ithalatı yasaklanmış. Bunları bana rahmetli Rüçhan Usta, Topkapı Sarayı'nın ünlü ustası Rüçhan Usta 1995 yılında Ayasofya Camisi'nin restorasyonunu yaparken söylemişti. Bu bilgileri ondan almıştım. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda çalışırken malzemesiz çalıştıklarını 1965 yılında Süleyman Demirel'in başbakan olmasıyla beraber sarayı ziyaretinde kendisine hiç malzeme yok ki elimizde neyle restorasyon yapacağız Sayın Başbakan demesiyle rahmetli Demirel ne istiyorsun benden usta diye sormuş. O da işte sedef, bağ ve kıymetli ağaçları saymış. Yaklaşık 5-6 ay sonra bu malzemeleri Türkiye bir şekilde getirmiş. Topkapı Sarayı'na ulaştırılmış. Ve rahmetli Demirel tekrar Topkapı Sarayı'na gelip ziyaret etmiş ve Rüçhan Usta'yı da çağırtmış. Usta ne yaptın? Malzemeler geldi mi sana demiş. Ve Rüçhan Usta demiş ki evet Sayın Başbakan geldi. Ben geleceğini bu malzemelerin tekrar sarayda olacağını tahmin etmiyordum. Ama getirttiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi gördüğünüz bütün o size gösterdiğim eksikliklerin hepsini gidermek, temizlemek, yapmak bizim görevimiz. Minnettarım demiş. Rahmetli Demirel de kendisine en kısa zamanda restorasyonlara başlayın ve tekrar beni çağırın. Yaptıklarınızı görmek istiyorum ve yeni ihtiyaçlarınızı da bilmek istiyorum demiş. Bunları Rüçhan Usta'dan duyduğumu size naklediyorum. Velhasılı kelam, Türkiye öylesine işte bir kıymık kadar bağı bulamadığı bir dönemden şimdi o kültürü çok çok daha güzel bir hale getiren ürünleri ve ortaya koyduğu güzelliklerle bütün camilerimiz, bütün saraylarımız ve dünyaya yaptığımız o nadide camilerin hepsinde bizim sanat eserlerimiz ve Türk insanının el emeği, göz nuru mevcuttur. Dolayısıyla emeği geçen herkesi takdirle anmak, hatırlamak, onlara minnet ve şükran borçlu olduğumuzu söylemek lazım. Çünkü bu kültür elden ele, dilden dile bir bayrak yarışı şeklinde akıp gidiyor, emanet ediliyor, sahip çıkmalıyız. Ben 25 senedir bu duyguyla bu işleri yapıyorum. Para kazanmayı öncelik haline getirmedim. Öncelikle hizmeti amaçladım. Dolayısıyla bu kültür bizim kültürümüz, kültürümüzü yaşatalım. Sayın arkadaşlarım, tekrar görüşmek üzere, başka bir videoda buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.